kutunun içerisinde neler var? Arkadaşlar, bu kutunun içerisinde eksiğim olan ürünleri belirledim ve onları temin ettim. Onları aldım. Hani bazıları içinde, bazıları eksiğim olduğunu düşündüğüm, bazıları yedeklediğim, yedeklemem gereken ürünler, bazıları denemek istediğim ürünler. Zaten bir tane de bomba var içeride. Gerçi hepsi bomba ama onu da tek tek yavaş yavaş açacağız. Hep beraber konuşarak, kısa kısa ufak ufak detaylar vererek bir kutu açılış videosuyla beraberiz. Hiç fazla uzatmadan direkt hemen şöyle, ben de heyecanlıyım çünkü, bir açılışına başlayalım. Doğru açıyoruz umarım. Evet. Doğru açıyoruz. İçinde, yani umarım en üstte bir şey yoktur ama kesilebilecek şey, en üstte yokmuş. Kesilebilecek şeyler de var çünkü. Şimdi şöyle bir kaldıralım bakalım gözümüzün önünde. Şöyle hafiften bir sallayalım bakalım. Arkadaşlar, şu büyük parçaları bir çıkartalım önce. Şunları şöyle bir ayıralım. Şunun birini de ayıralım. İkisi de aynı zaten. Ağlarımızda biliyorsunuz kutular çok önemli. Bu kutuda inanılmaz güzel, çok büyük kolaylıklar sağlayabilecek bir kutu bize. Hatta ben şuna şöyle bir kesim diyeceğim ama kötü bir görüntü olacak bu defa da. Şöyle bırakalım, neyse. Kutumuz, bende bir tane kutum vardı benim. O artık böyle ürünlerimi, yani daha doğrusu bunun aynısından bir tane vardı. O ürünlerimi almaz oldum. Ama fazla bir zaman geçirmeyeceğim arkadaşlar. Kutuyu biliyorsunuz, Fuji'nin kutusu. Ürünlerin hepsi zaten benim için çok kıymetli ürünler. Arkadaşlar, şöyle silikonlarla başlayayım. Bu mikro sandalyeler LRF çantanızda mutlaka olsun. Bu iki rengi, özellikle şu, mutlaka olsun arkadaşlar. Yani gerçekten LRF'cilerin vazgeçilmezi olması gereken ürünlerin başında demeyeyim ama başlarındadır. Çok verimlidir. Mutlaka çantanızda bulundurun derim. Bunlardan bende vardı, şu yoktu. Beyaz olanı, bunu aldım. Bu vardı ama bunu da yedekledim. Çünkü bunların artısını, en büyük artılarından birini söyleyeyim size. Göle gittin kullan, denize gittin kullan, iskeleye gittin indir. Yani her yerde kullanabilirsin arkadaşım bunları. Şöyle kısa kısa geçiyorum. Çok uzun zaman almak istemiyorum sizinle. Çünkü hayli ürün var. Bu tantolar yine Fuji'nin. Çok tatlı bir ürün arkadaşlar ama ben daha kullanamadım. Çok merak ediyorum. Özellikle bu petrol renklerini denemek istedim. Bunların kısa zamanda işte sarısını, pembesini de temin etmek istiyorum. Yani bunları bir deneyeceğim, bakacağım, istediğim keyfi alabiliyorsam o renklerini de mutlaka kullanacağım. Özellikle bizim bölgemizde bunlarla sezon geldiğinde, şu an istihara sezonu bitmek üzere, onun için böyle söylüyorum. Sezon geldiğinde tekrar bir istavrit ava. Zaten bunları biliyorsunuz. Bunlar istavriti, yani içinden geçersin bunlarla istavritin ve birçok türün. Ama tantoları da onun için denemek istiyorum. Şu arkadaşlar levrek için deneyeceğim ürünlerden bir tanesi. Bu şunun için, bunun için derken, bu söylediğim şeyler benim bölgem, yani bu bölge Akdeniz bölgesi için olduğu için böyle söylüyorum. Farklı türler için de tabii ki kullanabilirsiniz ama ben bunu levrek için bölgede deneyeceğim. Rond bait arkadaşlar, 77 santimlik çok güzel bir silikon. Salınımı, gelişi falan çok güzel. Daha önce glove'unu kullandım ama bu rengi de işte hani böyle belli belirsiz, bakın, bir denemekte fayda var. Yine levrekle başladık. Levrekle şöyle, bundan bir tane daha olması gerekiyor. Karidesten. O nerede? Şu acaba?
Aa, bu arada farklı birkaç ürünüm daha var. Tabii onlara diyeceksin abi niye aldın ya da kardeşim niye aldın diyeceksin ama onlarla da ilgili bilgi vereceğim size. Ha, buradaymış. Karidesler arkadaşlar. Karidex, Fuji'nin Karidex modeli. Yani bunlar da çok hoşuma gidiyor. Ama işte denemeye fırsat olmadığı için ne zamandır almayı düşünüyordum. Bu defa aldım. Kullanacağım. Bunlarla ilgili de size güzel av videoları inşallah kısa süre içerisinde gelecek. Evet arkadaşlar. Ya Zigi 5 der geçerim yani. Zigi 5. Yani bunları ben stoklamaya, yedeklemeye doyamıyorum desem inanın arkadaşlar ben yani bazen böyle gittiğim yerlerden bile bunlardan alıyorum. Çünkü şunu sonraya bırakacağım. Bak. Ya şunlarla balık alamama diye bir şey var mı? Yani varsa balık alamama diye bir şey olabilir mi ya? Zigi 5 arkadaşlar. Zigi 5 LRF. Bakın az önce size mikrosander kiti söyledim. Fuji'nin. O Zigi 5. Ya at çantamda kalsın. Mutlaka kalsın. Dinle beni. Güven bana. Av yaptığın zaman da mutlaka aklına geleceğimdir yani. Renkleriyle vesaire çok fazla detaya girmiyorum. Dediğim gibi kısa tutmaya çalışıyorum videoyu. Çünkü ürün çeşit fazla. Şunu da neden aldım biliyor musunuz arkadaşlar? Bu ürün bir gün levrek avına gittim. Yan taraftaki arkadaş, yani ben levrek için çok fazla düşünmüyordum bunu ama levrek için çalıştırdığını da görünce bundan da temin etmek istedim. Yani bilmiyorum ne kadar çok kullanabilirim ama bunun da denemeleri olacak. Evet. Maketler. Zigi 7. Zigi Deep. Bakın bu Zigi 5'in aynısı hemen hemen. Fakat bu arada Zigi 7'm de var. 5'in aynısı ama dalarlısı bu arkadaşlar. Bu daha dipten geliyor. Bak gaga yapısı umarım görünüyordur. Bilmeyen arkadaşlar için. Gaga yapısı çok daha büyük. O da daha dibe inmesine neden oluyor. Bunu nerede kullanacağız? Mesela kayalıkların üstündesin. Denizde direkt derinleşiyorsa at bunu korkma. Dipten yukarı doğru tarayarak gel. Bunları hiç kullanmamıştım daha önce. Bu 3D olarak geçen şeyler var ya, vibrasyon, wipe'lar. Bunları kullanmamıştım. Bunların küçüğünden de aslında aldım ben. Onları bulamıyorum. Burada size göstermek istiyorum ama. Aa, bakın bu da çok güzel bir renk. Bunu da kullanmamıştım. Bu vibe'i de kullanacağım yakın zamanda. Aslında bunun bir küçüğünü ilk kullanmayı düşünüyorum. Ne yapıyoruz? Evet. Zigi 5, Zigi 7. Şimdi diyeceksin ki abi bunları hepsini kullanabilecek misin? Hepsini kullanacağım. Hiç merak etme. Ha işte arkadaşlar bu Vibex 45, 8,5 işte bunları biraz merak ediyorum. Bunu merak ediyorum. Göründüğüyle yani hani resimlerde göründüğü gibi bir şey değil. Yani jig gibi bir şey. Hani atınca patlayacak, çatlayacak bir şey değil. Metal. Çok güzel bir şey. Evet. Biraz hızlanalım. Fazla zaman kaybediyoruz gibi geliyor şu an ama yapacak bir şey yok. Evet. 15 gram. Biliyorsunuz kanoyla, belibotla avlarım var. Hatta teknede sığ sularda, tekneye göre sığ sularda avlarım var. Onun için 15 gram jigler benim için çok önemli. Bununla bir tane de evet 20 gram da var. 20 gram da istedim çünkü. Siparişlerimizde eksiklerimiz yok.
Evet. Wipe'lar. Şunu, bakın bu küçük, bayağı bir küçük. Bunu akarsuda da deneyeceğim. Yani tabii çok böyle bir tatlı su, akarsu almak fazla gidemiyorum. O bir gerçek ama mutlaka deneyeceğim. UFO'nun arkadaşlar jikleri. Bunlar UFO'nun jiklerinden kullanıyorum ama bunlar bende yoktu. Hepsini denemek istiyorum. Biliyorsunuz arkadaşlar, bu av olayı, balık avı olayı çok büyük bir şey gerektiriyor. Yani hani gerektiriyor demeyeyim de şöyle söyleyeyim. Yani bırakamıyorsun yani. Hani şunu da alayım, bunu da deneyeyim. İnsan ister istemez her şeyi denemek istiyor. Bu arada şunlardan önce size kalamar zokalarını göstereceğim. Kalamar zokası mutlaka ve mutlaka benim, yani böyle söyleyip de şey yapmayayım da unutmayayım da, her zaman çantamın mevsimi değilse bile köşesinde durur. Mutlaka olsun. Lojik. Mutlaka olsun. Evet. Ha, burada da var bakın. Evet. Jigix'lerin kaç gramları? 40 gramları. Bunları ne yapacaksın abi sen? Bunları ne yapacağım? Bunlarla ilgili sürprizim var size. Bunlarla alakalı biraz farklı türdeki balıkların peşinde de koşacağım. Birkaç av. Bu, biliyorsunuz benim avlarımda birçok ürünlerde, şey, birçok avda kullandığım lider mono. Yani daha rahatım. İstediğim zaman kopartıyorum, atıyorum. Her avdan sonra aman gitti geldi falan diye düşünmüyorum ama Fuji'nin fluorokarbon bir lideri var şu an elimde. Bunu gerçekten çok merak ediyorum. Gücünü, ömrünü, dayanıklılığını çok merak ediyorum. Bayağı bir süredir de fluorokarbon kullanmıyordum aslında ama bunu heyecanla kullanacağım. Yani diyeceksin ki abi sonuçta bir lider ne heyecanı falan diyeceksin ama merak ediyorum. Yani dediğim gibi size, her kullanmadığım ürün bende inanılmaz bir merak uyandırıyor. Bu merakın haricinde artık sizlere kendim öyle bir sorumlu hissediyorum ki, yani sen bana bir soru sorduğunda ben o ürünle ilgili cevap vermek istiyorum. Yani o ürünü kullanmış olmak istiyorum. Yani benim için bu gerçekten önemli. Bu da hem sizlere verdiğim değer, hem kendime duyduğum saygı, yaptığım işe duyduğum saygı, ikisi birleşince işte önünde duramaz bir hale geliyoruz. Arkadaşlar, Hex'in 0.06 ipini de aldım. Bunu Aji kamışla kullandım. Binlik bir makineyle kullanacağım. Büyük ihtimalle toga saracağım bunu. Fujin toga. Başka... Ha, şu da 0.20'lik bir ipim var. Bunu da şeyde kullanacağız. Yani o büyük jikler dedim ya. Onun için tabii ayrı bir makine falan kullanacağım. Ama çok fazla şey yapmayayım sizi. Karıştırmayayım. Bunlar onun için. Bakın. Dipte sağlam bir malzeme var. Onu daha göstermedim size. O göstereceğim zaman şu şuradan kalkacak falan. Neyse. Arkadaşlar çok güzel bir eldiven. Bu eldiveni yazın çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bunu açacağım özellikle. Çok rahat. Şurası silikon yapıda. İçinde kaymaz bir silikon var. Yani çok rahat bir ürün ya. Tam yazın kullanabileceğimiz bir ürün. Bak. Ve ben mesela bir avda, şöyle bir tekne avında, yani bütün UV korumalı kıyafetlerimi giymeme rağmen şurada bir açık oluyor. Tişörtle, sweatshirtle eldiven arasında. Buram benim simsiyah, aynı bileklik gibi kalmıştı ama bunda öyle bir şey yok. Bir de bu enteresan bir şekilde sana şey veriyor, yani böyle bir güven veriyor. Balığı tutmada bir, bak kaymıyor, farkında mısın? Bak, yani komple getiriyor.
Bunu görmelisiniz. Yani Abaay'ına gittiğinizde bunu mutlaka bir görün. Elinize takmadan bu hissiyatı anlayamazsınız. Hani diyor ya anlayamazsın diye. Bunu da anlayamazsın işte. Bir bak gittiğin zaman. O zaman anlayacaksındır yani ne demek istediğimi. Çünkü anlatamıyorum ama mutlaka bir deneyin. Kıyamıyorum da düzgün çıkartmaya çalışıyorum. Bunu çok beğeniyorum. Evet, şimdi geldik. Neye? Canavara. Evet. Şunu da şöyle gönderelim. Bombayı buraya bırakıyorum. Bunun hakkında kim neler düşünüyor? Kim kullandı? Sizler arasında kullanan var mı? Kaçlığını kullandınız? Bunlarla ilgili ve düşünceleriniz neler? Bunlarla ilgili mutlaka yorum bekliyorum alta. Çünkü ben bu ürünü ilk defa kullanacağım. Diğer modellerini kullandım. Thales 2500. Fujin Thales 2500. Şu kutunun içine bir bak. İçerisinde ayrı bir çanta. Yani sana zaten gerekli bütün şeyi sunuyor. Yani arkadaşım diyor, sensin diyor, ben sana çok büyük bir önem veriyorum diyor. Sana onun için böyle gönderiyorum diyor. Resmen bunu diyor şu an bana. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun ama. Evet. Hadi benden önce siz görün bakayım. Hop. Gördünüz mü? Ben de bir göreyim. Of. Arkadaşlar çok güzel bir makine ya. Yani şimdi şöyle söylüyorum. Şöyle düzelteyim. Çok özür dileyerek. Çok güzel bir makine, evet. Araştırdığım, bildiğim, daha önce elimde incelediğim kadarıyla. Ama henüz kullanmadım. Bunu kullandıkça zaten avlarımda bol bol göreceksiniz. Oradaki yorumlarım, düşüncelerim bolca olacak. Şimdi bu neden bu tarafta? Heh, şimdi oldu. Biz bunu... Sola alacağız. Bak. Bu arada hadi ya takalım. Bunu takmayı da biliyorsunuzdur zaten. Detaya girmiyorum. Şöyle de bir sık. Çok fazla zorlama. Yani şöyle bir sık. Bırak. Tamam. Bak görüyor musun abi? Bak. Hiç güç kullanmadan bir kere vuruyorum bak. Çok kaygan, çok temiz, sessiz bir makine. Şu kadar kutunun içerisinde en çok merak ettiğim ürünlerden birisi bu. Zaten dediğim gibi makine size şeyle geliyor. Bu kutuyla geliyor. Bakın burada İşte taşıma çantası, özel gözleri, işte kitapçı vesaire sizlerle buluşuyor. Arkadaşlar bugünkü konumuz bunlardı. Bunlar üzerine sizlere kendi heyecanımı paylaşmak istedim. Kendi işte aldığım ürünleri benle beraber sizlerin de görmesini istedim. Bunlarla ilgili tek tek detay vermeye kalkarsam bu video bitmez, siz de biliyorsunuz. Ama her avlarım içerisinde bu ürünlerin hepsini bolca göreceksiniz. Hepsiyle alakalı yakaladığım avlarımda yakaladığım balık türlerinden kullandığım yerlere kadar hepsini bolca göreceksiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Şimdiden ava gideceklere, avda olanlara rast gelsin. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.